Seval. Ne oluyor? Kim bu adam? Bu arkadaş Ahmet. Bizim Erkede Fahin abisi. Uğur'un da zamanında iş yaptığı can dost. Yani? Ahmet'in sana anlatacakları var. Dinlemen lazım. Anlat bakalım Ahmet kardeş. Anlatsana lan. Sabaha kadar yediğin dayak yetmedi galiba. Demir'in babasının öldürüldüğü gece. Orada mıydın? Oradaydım. Kim vardı başka? Zeki ile Uğur. Ne oldu o gece orada? Anlat bakayım. Biz depoya girdiğimizde güvenlik bizi yakaladı. Kurtulmak için adamı öldürmek zorunda kaldık. Peki kim vurdu adamı? Şimdi inandın mı bana? İnanmadım. Anladım. Demek ki sana daha yetmedi. Tamam. Tamam, devam edelim o zaman. Ahmet. Söyle bakayım. Neresinden vurdu? Kafasına sıktı. Senin abi, kardeşim dediğin Uğur, babana bunu yapmış işte. Cemal, bu ucuz numaran sökmez bana. Uğur benim kardeşim. Bu dünyada güvendiğim tek insan. Yeri geldi beni ipten aldı. Benim için gözünü bile kırpmadı, hayatını tehlikeye attı, ölümlerden döndü. Haberin var mı senin? Allah Allah. Niye yaptı acaba, ha? Vicdan azabı çektiği için olmasın. Oğlum sen neye inanmıyorsun ya? Adam ağzıyla söylüyor işte, sen inanmak için neyi bekliyorsun? Lan ne belli bu herifin o gece orada olduğu, ha? Uğur'un orada olduğu ne belli? Sökmez bana bu oyun. Sen başka bir kumpasın içindesin. Bana işlemez bu. Ben Uğur'a güveniyorum. Oğlum, kafanı kullan lan. Bir düşün. Uğur senin hayatına ne zaman girdi? Ha? Baban öldüğü zaman girmedi mi? Ondan sonra göz kulak olmadı mı sana? Kol kanat germedi mi? Demir, sen de benim gibi bir yalanın içinde yaşamışsın işte. Uyanmak için neyi bekliyorsun oğlum? Cemal, ben kardeşime inanıyorum. Niye hala kardeşime inanıyorum diyor. Tamam, madem kardeşine inanıyorsun, o zaman git sor bakalım kardeşine. O gece depoda ne yapıyormuş? Madem bu kadar iyi tanıyorsun, yalan söylerse de anlarsın değil mi? Anlarım. Sen de biliyorsun doğru söylediğimi. Biliyorsun ama miden kaldırmıyor Demir. Girebilir miyim? Girebilirsin canım abla. Yatmalara doyulamadın mı küçük hanım daha? Hı? Kalkmıyor musun? Ben kalkmayacağım. Peki. Sen kalkmıyorsan o zaman ben yatarım. Gel bakalım. Oh. Sıcak çıkmış burası. Yalnız bu yatma fikri bayağı iyiymiş ha. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Bütün gün böyle yatalım. Olmaz canım abla. Ben birazdan kalkıp ödev yapacağım. Hadi ya. Tüh. Ben iyice havaya girmiştim.
Ya Canan abla, hiç anlamadım sanma bunun bir numara olduğunu. Aa, niye? Tembellik benim de hakkım değil mi? He? Benim de hakkım değil mi tembellik? O zaman Canan abla. Bir şey diyeceğim. Efendim? Ben çok acıktım. Şimdi böyle kalkıp bir şeyler mi yesek senle? Ya tek başıma canım da sıkıldı benim. Tek başına mı? Babam evde değil mi? İşi varmış çıktı. Ha. Çıktı. Şimdi diyorum ki biz böyle evde tek başımızayız. Tembellik yapmak istiyoruz. Televizyon mu izlesek acaba? Tamam. Yani babam yok. Olabilir. Tamam. Yalnız bir şey diyeceğim, ben acıkmadım. Tamam, o zaman yemek yemeyiz. Meyve yeriz. Olur mu? Olur. Tamam. E hadi kalk bakalım o zaman. Bakalım ne varmış televizyonda bu saatte. Bilmem ki. Hadi gel bir bak bakalım. Lan Uğur, neredesin? Açsana şu telefonu. Efendi. Bak Cemal, İstediğini yaptım. Geldim Demir'le konuştum. Neyse. Ben nereden bileceğim şimdi senin polise gitmeyeceğini? Niye gideyim oğlum polise? Hasta mıyım ben? Demir'i inandırmak için bizi ihbar edersen, dosyayı yeniden açtırırsan, küllenmiş yangını yeniden alevlendirirsen Cemal kardeş. Orası benim bileceğim Ahmet. Madem Uğur öldürdü adamı, sen niye tırsıyorsun? Ben tırsmadım da. Polisin kime ne inanacağı belli olmaz. Sen arkadaşını yaranacaksın diye biz altına gitmeyelim yıllar sonra. İşin ucunda cinayet var. Ahmet in aşağı. Cemal! Ahmet! Aşağı in! İşin var senin burada? Merhaba patron. Sen geziye gitmedin mi? Ne zorunda kaldık. Niye? Ne oldu? Bir takım sorunlar oldu. Neyse şey, ben hemen başlayayım. Uğur nerede bu arada? Ne Uğur'u? Gelmedi ki. Ne demek gelmedi? Bugün de benim yerime bakacaktı. Ne aradı, ne sordu? Patron özür dilerim. Gerçekten yani böyle olacağını bilseydim çağırmazdım onu. Kusura bakma. Çok mahcubum sana karşı. Ben hemen telafi edeceğim. Dur. Benim yeğen geldi Allah'tan. Sen bugün git, yarın gel. Bugünkü kazanç onun hakkı tabii. Ha, doğru. Ben yarın sabah erkenden geleyim o zaman. Tamam. Gerçekten kusura bakma tekrardan. Şu kapıyı Uğur. Oğlum,
Senin ne işin var burada ya? Sen gezi ne oldu? Niye gitmedin lan kafeye ha? Ya saat kaç oldu ki? Çok oldu, çok. Tamam. Tamam kardeşim, ben şimdi şey yapayım, hemen üstümü başımı değiştireyim hiç. Bir sonra hemen ışınlanırım. Tamam. Dur, nereye ışınlanıyorsun akşam olmak üzere? Güvendim bir de sana. Herif şimdi beni kovsa yeridir. Tamam oğlum ya. Yani haklısın, ben uyuyakalmışım işte. Vallahi özür dilerim. Neredeydin lan dün gece? Leş gibi kokuyorsun. Hacı anam nerede? O şeye gitti. Ahiretliğine gitti. İki gün falan orada kalacak. İyi hadi hazırlan. Konuşacaklarımız var. Ben bunu kimseye ispatlayamam, anladın mı? Ama ben ispatlarım. Demir'in babasını öldürdüğünü ispatlarım. Ne diyorsun oğlum sen ya? Diyorum ki suya mı sanıyor? Oğlum abuk sabuk şeyler yapma. Benim suçum yok diyorum. Anlamıyor musun ya? Ben de var diyorum. Bunu Demir'e anlatsan da Demir sana inanmayacak, tamam mı? Kardeş, ben çoktan anlattım. Ne oldu oğlum? Ne konuşacağız ki? Hayırdır? Hazırlan, konuşuruz. Bana bak. Sen niye tek başına şuraya gittin? Şeyden ya. Giyineyim üstümü falan, çıkalım mı? Şey yapalım, konuşalım yolda. Allah kahretsin ya. Demek televizyonda gördü Öykü ha. Ulan bir çuval incir berbat oldu desene. Of, ne yapacağız şimdi kardeşim? Bilmiyorum. Kızımı korumaya çalışırken hata üzerine hata yapıyorum. Artık söyleyecek yalan da kalmadı. E oğlum, gerçeği söyle o zaman. Gerçeği? Evet. Yani onu korumak için yalan söylediğini açıkla ona. Sonuçta isteyerek yalan söylemedin ki. Sen öyle mi yaptın? Kime? Bana. Ne demek şimdi bu? Uğur. Cemal bir şey dedi bana. Babamı sen vurmuşsun. Oğlum bir şey söylesene lan. Yapmadım desene. Uğur. Yapmadım. İnanman için bunu benden duymana gerek var mı Demir? Ha? Sen bunu bana nasıl sorarsın ya? Sen babamı nereden tanıyordun? Cenazede yanıma geldiğin gün mahalleden tanıyorum demiştin. Evet. Oğlum babam mahalleye daha yeni taşınmıştı. Yetimhaneden beni aldıktan sonra yeni bir başlangıç yapmak için. Sen ne ara tanıdın, sevdin, üzüldün de cenazesine geldin ha? Yani ne demek bu şimdi, ben anlamadım ya. Ha? Uğur, gerçeği söyle bana. Oğlum susmasana, söyle gerçeği. Ne söyleyeyim oğlum? Ha? Ne istiyorsun, ne söyleyeyim, söyle. Babam öldürüldüğü gece orada mıydın?
Bana bak bana. Demir bana bak. Oğlum bana bak, yüzüme bak lan, yüzüme. Oradaydım. Evet. O gece Ahmet'le Zeki'nin erkitesindeydim ben. Ama oğlum babanı ben vurmadım lan. Vallahi billahi babanı ben vurmadım. Ahmet vurdu oğlum babanı. Ahmet vurdu, anladın mı? Suçu üstüme attı benim. Oğlum ben Uğur lan. Uğur oğlum ben, Uğur. Ben nasıl adam vurayım oğlum? Ya ben silah tutmayı bile bilmiyorum oğlum. Ben nasıl adam vururum ya? Cemal ile Ahmet ikisi bir oldu. Suçu üstüme yıkıyorlar oğlum. Nasıl söylemezsiniz? Senelerce bunu bana. Nasıl saklarsın bunu benden? Yapamadım. Yapamadım oğlum kardeşime. Söyleyemedim, anladın mı? Dilim varmadı söyleyemeye. Söyleyemedim oğlum ya. Hadi bana söylemedin. Polise niye söylemedin? Polise niye gitmedin? Yakalatmadın. Demir, hırsızım oğlum ben. Hırsızım, beni harcarlardı, beni bitirirlerdi. Ben polise nasıl gideyim lan? Çocuktum oğlum ben. Korktum lan. Korktum, beni öldürürler, bitirirler, indirirler diye korktum Demir. Korktun lan. Demek korktun. Sen korktun diye o Ahmet yıllarca elini kolunu sallaya sallaya gezdi. Artık gezemeyecek. Hesabını ben keseceğim çünkü. Demir, kardeşim. Uğur. Çık git hayatımdan. Karşıma da çıkma. Ne ölüme, ne ölüne. Şimdi polis gelecek. Çıkar mı artık? Canan abla, insan neden yalan söyler? Yani çeşitli nedenleri olabilir Aykucuğum. Babam neden hep bana yalan söylüyor? Bir daha söylemeyeceğim diyor ama hep söylüyor. Beni kandırıyor. Baban sadece seni korumaya çalışıyor. De benim kalbimi kırıyor. Ama senin iyiliğin için. Ben hala anlamadım. Benim iyiliğim için babam neden bana yalan söylüyor? Haklısın. Haklısın. Biraz karışık bir konu bu. Yani anlamamakta haklısın. Ama babanın seni düşündüğü için bunları yaptığını bil. Tamam mı? Hadi bakalım. Yemek yapalım. Yardım eder misin bana? Yardım ederim. Ne yapacağız? Bilmem. Ne yapalım? Köfte. Süper fikir. Yanına da makarna. Of, of, çok güzel olur. Hadi kalk yapalım. Öykücüğüm, hadi kalk. Canlan abla, bana ne olacak? Nasıl yani? Benim hastalığımın tedavisi yokmuş ya. Bana ne olacak? Dedi sana tedavisi yok diye. Televizyondakiler. Öykücüğüm, sen iyi olacaksın. Bak ben bunu yalan söylemek için de söylemiyorum.
Seni kandırmak için de söylemiyorum. Ben buna inanıyorum. Yani benim içimden, benim kalbimden geçen bu. Tamam mı? Sen iyi olacaksın. Kim ne derse desin, senin umrunda bile olmasın. Sen iyi olacaksın. Tamam. Anacığım, Allah Allah, yedim yemeğimi diyorum. Niye anlamıyorsun ya? Ya çocuk muyum ben, tamam? Geldim. Geldim anacığım, geldim. Sen tamam, merak etme, evdeyim ben, tamam mı? Sen iyi misin? İyi. İyi, güzel. Tamam anacığım, tamam. Hadi Necmiye teyzeye çok selam söyle. Öpüyorum sizi, hadi. Mukayyet olun kendinize. Eyvallah. Alo Sevgi. Uğur, ne haber? İyiyim. Sevgi sen? İyi benden de. Öyle merak ettim de. Merak mı ettin? Niye ki? Dünden beri hiç sesin çıkmadı. Öyle her şey yolunda mı merak ettim. Her şey yolunda mı? Yolunda her şey yolunda. Yani biraz yorgunum böyle iş güç falan ya. Ondan dolayı yani. Sen nasılsın, iyi misin? İyi ben de. Şey diyecektim, yarın okuldan sonra bir kahve içsek mi? Kahve? İçelim. Tamam. O zaman yarın görüşürüz. Tamam, haberleşiriz. Ya Uğur, bir şey olmadığına emin misin? İyi misin sen? İyiyim, bir şey yok. Yani her şey yolunda. Dediğim gibi yorgunum sadece, ondan yani. İyi peki. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Öpüyorum. Ben de öpüyorum. Yolundaymış her şey. Yolunda her şey. Yolunda Uğur. Of. Allah'ım sen bana yardım et ya. Alo. Abi merhaba, nasılsın? İyiyim abi, sağ olasın. Abi bir şey soracağım sana ya. Bu Ahmet vardı ya hani eskilerden, hatırladın mı? Ha, evet abi. Ya onu ben nerede bulabilirim abi? Yani bir görmem lazım da onu. Ya, acil bir görüşmem lazım kendisiyle, onun için soruyorum be abi. Gelebilir miyim? Tabii babacığım. Gel. Ne oldu babacığım? Sen yine kimle konuşuyordun telefonda? Kimseyle. Yalan söyleme. Ben sesini duydum. Yine o Uğur denen sahtekarla mı konuşuyordun ha? Babacığım, ya öyle söylemesene. Ne diyor peki bu dolandırıcı? Baba ya. Yani ben ne zaman sana bu adamla görüşmeyeceksin desem sen beni dinlemiyorsun. Yani bu sersemde ne buldun anlamadım ben. Öyle deme ama baba. Al kızım, ben senin iyiliğin için konuşuyorum.
Yani senin güvende olman için. Biliyorum babacığım, biliyorum. Ama... Aması maması yok. Sen şimdi söyle bana. Hangi baba Uğur gibi bir damat ister ha? Damat mı? Ya ne olacak bu işin sonu? Kaçak göçek görüştükten sonra kaçıp gidecek mi bu adama? Yok canım. Öyle değil yani de. Yanisi manisi yok. Sen beni dinlemiyorsun. O zaman Uğur'a söyle. Sigortalı bir iş bulsun. Sonra bir çiçek alsın, gelsin, elimi öpsün, tamam mı? Nasıl? Sen ciddi misin? Ciddiyim tabii. Arkamdan iş çevireceğine gözümün önünde bulunsun. Sonra köydeki delilerin arasına toparlayıp geliyoruz adama. Canım baba. Tamam, hadi bu kadar sohbet yeter. Gir yatağa. Aa, uykuya, uyku vakti. Çocuk muyum ben baba? Tabii çocuksun. Hangi yaşa gelirsen gel. Sen benim ufak çocuğumsun. İyi geceler. İyi geceler. Ulan Uğur, ulan Uğur. İnşallah kızımı üzmezsin. Yoksa okurum canına. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi otur da başlayalım, soğumasın yemekler. Canan abla, ben vazgeçtim, yemeyeceğim. Aa, o ne demek? Tokumam. Birazcık yatacağım. Ne oldu kızım? Beni görünce iştahın mı kaçtı? Canan abla, söyler misin? Ben yemek falan yemeyeceğim, uyuyacağım. Öykü dur. Otur masaya, o yemek yenecek. Canan abla, söyler misin? Yemeyeceğim. Tokum, uyuyacağım. Tamam, yemesen de otur masaya. Öyle odaya kapanmak yok. Canan abla, söyle babama. Ben yalancıların olduğu ortamda durmam. Demir. Bu kapı bir daha çarpılmayacak, duydun mu beni? Kızım hadi gel, güzelce yemeğimizi yiyelim. Sen yemeyince benim de boğazımdan geçmiyor. Öykü. İnadı anasına çekmiş belli. Neyse sen otur ye bari, ben ona sonra bir tabak hazırlar götürürüm. Demir. Ya bırak! Ya baba bırak lütfen! Ya bırak dedim sana, bırak dedim. Tamam abla, söyler misin? Ah, bıraktım. Of. Otur bakayım. Hı. Otur, güzelce yemeğini ye. Yemeyeceğim. Tamam, yemiyorsan da yanımda otur. O da yeter bana. Candan, o kadar lezzetli olmuş ki. Yani o kadar lezzetli gözüküyor ki, ellerine sağlık. Öykü'yle beraber yaptık. Hadi Öykü'cüm sen de. Yemeyeceğim. Hiçbir şansın yok, yiyeceksin. Yemeyeceğim. Yiyeceksin. Yemeyeceğim. Yiyeceksin Öykü, aç kalamazsın. Neden? Hastayım diye mi? Hayır, büyüme çağındasın diye. Öykü. Bana kızmakta haklısın. Neden bana ilk günden beri? Başından beri niye bana yalan söyledin baba? Ya insan kızına böyle bir... Yalan söyler mi ya? Kızım... Neden yalan söyledin bana? Çok mu kötüyüm ben? Çok
çok mu kötü benim hastalığım? Söylesene, çok mu kötü? Hayır. Değil. O zaman niye iyileşsin diye yalan söyledin? Öykücüğüm, biz bunları yemekten sonra konuşalım mı? Ben konuşmak falan istemiyorum Canan abla. Demir, o daha küçücük bir çocuk. Öyle yapması çok normal. Normal o, normal olmayan benim zaten. Hiçbir yaramayan baba olan benim. Hiçbir yaramayan babayım ben. İnsan güvenir değil mi babasına? Kimse üzmesin diye uğraşırken en çok ben üzüyorum. Demir, ne olur bu kadar yüklenme kendine artık. Tamam Candan, sen de teselli etme beni. Çocuk olan ben değilim. Peki. Pardon. Ben de seni bekliyordum nerede kaldı diye. Ne anlattın Demir'e? Gerçekleri. Oğlum sen de gerçeği anlatacak var mı lan? Ha? Gerçeği anlattım, bitti gitti. Ne yapacaksın Uğur? Bitti gitti ha? Aynen. Bitti. Kalk gidiyoruz, yürü. Ne? Gidiyoruz oğlum, gidiyoruz. Demir'e o gece depoda olan her şeyi tek tek anlatacaksın, yürü. Uğur yürü git. Gece belanı benden bulma. Oğlum ben belamı bulmuşum zaten, yürü hadi kalk. Uğur git, yoksa? Yoksa? Yoksa ne olur oğlum? Yoksa ne olur Ahmet? Ha? Senin karşında dünkü korkak Uğur yok, anladın mı oğlum? İnceldiği yerden kopsun. Ne senden ne de Cemal'den korkmuyor. Bak yemin olsun seni de yakarım, kendime de, yürü. Bitti be! Yürü lan! Ahmet sıkıntı yok! Yürü, dursanıza! Yürü lan! Lan bırak! Lan bıraksana! Git lan! Oğlum bırakma! Şimdi git! Senin yüzünden bir araba doğrusu dayak yedim zaten Cemal'i. Şamaroğlu'na döndüm lan! Ama merak etme. İkinize de bayar vereceğim. Şimdi yürü git. Gözüme gözükme bir daha. Yedin dayağı oturdun aşağı. Senden ne zaman adam oldu ki şimdi olsun. Olmaz oğlum senden. Olmaz. Uğur, sen kendini akıllı mı sanıyorsun lan? Oğlum bizi mi koparıyorsun sen, hayırdır? Beraber değil miydik biz bu işte? Paraya ne oldu oğlum, paraya ne oldu? Ya kardeşim. Ben de para falan yok. Vallahi de billahi de yok. Hikmet abi çöktü bütün paraya. Benim de payımı vermedi zaten.
Oğlum siz bana niye inanmıyorsunuz lan? Bize ne oğlum? Ben anlamam Hikmet Hikmet. Ben seni bilirim Uğur. O parayı getirmezsen sonuçlarına da katlanırsın. Abi bırak onu, yapma. Oğlum yapma lan. Uğur! Ne oluyor oğlum burada? Konuşuyoruz birader. Karışma, sen geri dur. Böyle mi konuşuyorsunuz? Hem ikiye bir. Ayıp olmuyor mu? Beni de alın. Beraber konuşalım. Sen bilirsin birader. Konuşmak istiyorsan seninle de konuşuruz. Ulaşmayacaksınız oğlum bu çocuğa. Duydunuz mu? Hadi kaçmayın lan! Kaçmayın oğlum! Bittiniz oğlum siz, bittiniz lan. Bulacağım sizi, bulacağım. Uğur tamam dur. Takip eden yok artık. Kardeşim Allah senden razı olsun. Yemin ediyorum sen olmasan var ya bunlar beni yemişler. Yavaş yesinler lan. Ben varım burada. Oğlum tek değilsin sen. Kardeşim var yanında. Artık kendi başına iş yapmayı bırak. Sonra böyle ayağına dolanıyor işte. Tamam mı kardeşim? Tek başına iş yapmak yok artık. Tamam kardeşim, tamam söz. Oğlum beceremiyorsun da zaten. Şaka yapıyorum lan, yürü. Candan girebilir miyim? Tabii. Yine mi salonda yatacaksın? Hı, uykum yok. Televizyon izleye izleye uyurum işte. Peki. İyi geceler. Sana da. Ha Demir. En yakın zamanda kendime bir ev bulacağım, merak etme. Acelesi yok. Yani idare ediyoruz. Ben idare edemiyorum ama böyle. Peki sen bilirsin.
Babamın. Bana bak. Ne yapıyor bu? Anlamadım ki. Oğlum atlayacak falan var mısın? Yok artık. Yok yok. Atlayacak oğlum da. Gel lan gel. Abi dur. Abi dur, ne yapıyorsun? Atlama sakın. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Hadi gidin buradan, yalnız bırakın beni. Bak abi, derdin ne bilmiyorum ama yapma. Oğlum laf dinleyin. Gidin buradan, hadi durmayın burada ya. Abim buradan atlasan ölmezsin ki. Sakat kalırsın. Vallahi mı lan? Tabii abi. Gel abi, şöyle geçelim biz. Eyvallah, eyvallah. İyisin değil mi abi? İyiyim. İyiyim kardeşim, iyiyim. Hadi gelin size bir çay ısmarlayayım ha. Yok abi, gerek yok. Sağ ol. Sen sağ salim evine git de yeter bize. Siz ne zamandan beri arkadaşsınız? Çocukluğumuzdan beri. Oğlum çocuksunuz zaten daha. Neyse. Birbirinize mukayyet olun, tamam mı? Birbirinizin kıymetini bilin. Dost çok önemlidir. Kırmayın birbirinizin kalbini, tamam mı? Hadi eyvallah. Rızık lan. Kim bilir ne derdi var adamın. Git hayatımdan. Karşıma da çıkma. Ne ölüme, ne ölüne. Adamdan prensese mi? Günaydın güzel kızım. Bu sabah seni ben uyandıramadım. Çünkü işe erken gitmem gerekiyordu. Dün gece konuşamadık. Sen benimle pek konuşmak istemiyorsun. O yüzden ben de yazmaya karar verdim. Benimle konuşmayı şu sıralar sevmiyorsun ama okumayı seversin sen. Güzel kızım.
canım. Ben senin kadar yetenekli değilim. Senin kadar güzel cümleler de kuramam. Sana sevgimi kağıda da dökemem. Dünyadaki bütün kağıtlar, kalemler yetmez çünkü. Sadece sana neden yalan söylediğimi anlatmaya çalışabilirim. Tabii hala kızıp mektubu yırtıp atmadıysan. Bazen ne kadar çabalarsam o kadar batırıyorum, farkındayım. Kafası kesik tavuk gibi oradan oraya çarpıyorum. Kafası kesik tavuk gibi mi? Ay ne be. Öykü. Güzel kızım. Sen bu hayatın bana sunduğu en güzel şeysin. Sen benim hazinemsin. Sana bir şey olacak. Üzüleceksin, kırılacaksın diye ödüm kopuyor. Seni her şeyden, herkesten sakınmak istiyorum. Ama işte bazen de sakınan göze çöp batıyor. Seni korumaya çalışırken yaptığım hatalar için beni affet kızım. Ben de seninle birlikte büyüyorum işte. Ne yapayım? Ben hep seni korumaya çalıştım bu savaşta. Kandırmak için değil, korumak için yalan söyledim. Ama bu senin savaşın. Haklısın. Ben senin yerine hastalığında savaşamam. Savaşamam. Keşke yapabilsem. Ama yapamıyorum. Sen savaşırken bir an bile elini bırakma. Bir an bile yanından ayrılma. Ama senin yerine savaşamam. Haklısın. Hastalığınla ilgili her şeyi bilmelisin. Gerçekleri bilip savaşmalısın. Akşam benimle konuşmak istersen sana şu andaki durumunla ilgili her şeyi anlatacağım. Tamam mı? Tamam. Sen benim tanıdığım en güçlü insansın Büşürük. Ve bu savaşı kazanacaksın. Bundan adım gibi eminim. Ben hep yanındayım. Şimdi kalk, yüzünü yıka, üzerini değiştir, sofraya koş. Hadi bakalım, maş maş. Öykücüğüm, iyi misin? İyiyim Canan abla. Baban erken çıkmış galiba. Ben kahvaltıyı hazırlıyorum şimdi. Peki. Seni çok seven Demir Adam. Günaydın patron. Günaydın Demir. Hayırdır? Erkendisi mi bugün? Erken geldim, yerleri sileyim dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Ya patron, dün için kusura bakma. Yani Uğur'un acil bir iş çıkmıştı. Ya bırak şu faydası. Ne iş çıkmış? Düpedüz kaytardı işte. Bak Demir, bu Uğur'la arkadaşını bir gözden geçir istersen. Fayda gelmez böyle dediğinde. Biz çok gördük bunları. Ya Canan abla. Hah, söyle tatlım. Ben bugün okula gitmek istemiyorum. Nasıl yani? Varmak üzereyiz okula. Hem nedenmiş o? Ben televizyona çıktım ya. Hastayım, herkes o yüzden bana bakacak. Tatlım, şöyle oturalım mı biraz seninle? Olur. Tamam, gel. Şimdi sana niye bakacaklar biliyor musun? Hasta olduğun için değil mi? Evet, başta televizyonda gördükleri için meraktan bakacaklar sana. Aa, bu o kız değil mi diyecekler. Ama sonra o merak geçecek. Sonra ne diyecekler biliyor musun? Ne diyecekler? Bu o güçlü kız değil mi diyecekler. O cesur kız değil mi?
Sonra başka ne diyecekler biliyor musun? Ne diyecekler? Bu o güzel kız değil mi diyecekler sana? E tamam abla. Sence de öyle diyecekler mi? Senin gücüne, güzelliğine hayran kalacaklar. O yüzden sen başın dik git okula. Her zaman gittiğin gibi. Bırak onlar baksınlar, konuşsunlar. Senin hiç umrunda olmasın. Tamam mı? Baktın ki biri saçma sapan bir şey söylüyor. Seni kızdırmaya çalışıyor. Ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım? Sesin geliyor ama seni göremiyorum. Aynen böyle yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin sana. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Gir. Hocam günaydın. Günaydın Yuray. Hayırdır? Hocam Öykü Göktürk için aranan ilik. Bulundu. Eşleşen donörün bütün bilgileri var orada. Hemen arayın. Hemen görüşmek istiyorum kendisiyle. Tamam hocam hemen arıyorum. Bakalım. İyi dersler tatlım. Sağ ol canım abla. Hadi bakalım. Annem günaydın. Günaydın Öykücüğüm hadi geç bakalım geliyorum. Ne haber Candan? İyi sen? İyi ben de. Öykü nasıl? İyi. Ben çocuklarla da konuştum. Şu televizyon konusunu açmayacaklar Öykü'nün yanında. Çok iyi yaptın. Şimdi söyleyecekleri belli olmaz. Üzmesinler. Televizyonda daha şişman görünüyordun Öykü. İlayda, inşallah sen de bir gün böyle televizyona çıkarsın da... ...o zaman senin de nasıl göründüğünü öğrenirsin mi arkadaşlar? Öykü vurdu, gol oldu. Aa, neye gülüyorsunuz bakalım böyle? İyi, söylemeyin. O zaman defterleri, kitapları açın, birazcık problem çözelim güle eğlene. Hadi bakalım. Efendim buyurun çayınız. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şöyle, buyurun. Kusura bakmayın, geç kaldık biraz. Afiyet olsun. Bunu alayım ben. Bakar mısın? Tabii, tabii. Ben bir tavuklu salata alayım. Tavuklu salata ne içersiniz yanında? Bir su. Su, siz? Limonlu soda. Limonlu soda. Evet. Hemen geliyor. Usta masa 4, tavuklu salata, limon soda, bir de su. Tamam. Usta ben geliyorum almaya şimdi. Alo İhsan Bey. Alo Demir Bey selamlar. Merhaba bir şey mi oldu? Evet, bir şey oldu ama bu sefer iyi bir şey. Nedir? Yani iyi haber vermek için aradım size. Donör bulundu. Efendim? Öykü için aradığımız donör bulundu. Esen Bey ne diyorsunuz? Gerçekten mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Ne yapalım peki şimdi? Yani gelelim mi hastaneye? Yok yok, siz sabahleyin gelin. Diğer tarafı da çağıracağım ben, tanıştıracağım sizi. Daha sonra Öykü'yü alır gerekli işlemleri başlatırız, tamam mı? Tamam, tamam. Allah sizden razı olsun İhsan Bey. Estağfurullah. Allah kan verenlerden razı olsun. Aynen, aynen. Peki yarın kaçta geleyim ben? 9 gibi diyelim mi? Ben diğer tarafı da haber vereceğim şimdi. Tamam, 9 gibi oradayım ben o zaman. Teşekkürler. Tamam, görüşmek üzere o zaman. Alo Demir. Alo Candan. Demir ne oldu? Candan donör bulundu. Ne? Ciddi misin sen?
Evet, evet şey Öykü okuldan alırken söyleme sakın abi. Akşam ben müjdeyi vereceğim kızıma. Tamam, tamam, tamam. Tamam, görüşürüz. Tamam, tamam, görüşürüz. Oh, Allah. Allah. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Demir, neredesin bu oğlum? Molaya çıkarken niye haber vermedin? Patronların hası. Dur be oğlum, ne yapıyorsun be? Kızım kurtuluyor, kızım. Daha ne olsun? Ciddi misin? Evet, uygun donör bulunmuş. Yarın buluşacağım, sonra da işlemlere başlayacağız. Allah'a şükürler olsun. Oh, çok şükür, çok şükür. Hadi gözün aydın Demir. Göz aydın be Demir abi. Çok sevdik vallahi adına. Sağ olun. O zaman herkese benden tavşan kanı çay. Hadi be oğlum. Herkese benden köpüklük abi. Hadi bakalım. Tamamdır, yapıyorum hemen. Hadi sana da. Of anacığım ya. İki gün gittin şu halime bak ya. Bir tane temiz şey yok ki. Bu da lekeli. Bu da az kirli en azından. İçim adamım ya. Arkadaş ben hiçbir şey beceremiyorum ya. Kaç yaşına geldim kendime kahve bile yapamıyorum ya. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi ya. Selam. Birazdan çıkıyorum. Her zamanki kafede buluşalım mı? Sevgi benim neyime ya? Lan şu halime bak lan. Ne cebimde bir para var. Ne bir becerebiliyorum. Yazık değil mi lan o kıza? Ah, Candan. Ah, dur ne oldu böyle? Ne haber? İyi, hoş geldin. Hayırdır ne mutluluk? Donör bulundu. Gerçekten mi? Oh. Gözüm uzaydı. Ya Sevgi o kadar mutluyum ki. Candan abla. Öykü geliyor hadi verelim müjdeyi. Yok yok Demir kendi vermek istedi. Tamam. Ay doğru ya babası versin müjdesini. Tatlı. Nasıl geçti okul? Çok iyi. Aferin sana. Niye böyle tuhaf bakıyorsunuz? Yok. Bir şey yok. Hadi ben gidiyorum o zaman. Uğur'la buluşacağım. Ona da veririm müjdeyi. Zaten Demir çoktan aramıştır da. Ne müjdesi? Ne müjdesi? Şey, öyle işle ilgili müjde gibi bir şey. Müjde değil. Hı. İşle ilgili, işle ilgili. İşle ilgili. Hadi ben gittim. Hadi selam söyle o zaman. Tamam. Uğur. Hoş geldin. Hoş buldum. Gözümüz aydın. Niye ne oldu ki? Donör bulundu ya. Ha, öyle mi? Evet. Öykü'ye uygun erik bulundu. Sen Demir'le konuşmadın mı? Yok yani daha konuşmadık. Zaten daha yeni belli oldu. Arar o şimdi seni. Vay be. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Kurtulacak amcasının gülü vallahi. Ah, çok şükür Uğur, çok şükür. Uğur. Hı? İyi misin sen? İyiyim. Ah,
Hadi bakalım eller yıkansın, üst değiştirilsin, ödev oturulsun. Ya Canan abla, sen de gün geçtikçe babama benzedin iyice. Hah bak iyi insan lafın üstüne baban arıyor. Alo. Candan eve gittiniz mi? Evet evet geldik. Ha söylemedin değil mi? Yok daha söylemedim ama yani söylememek için kendimi zor tutuyorum gerçekten. Aman ha sakın ağzından kaçırma ben söyleyeceğim. Yani akşama kadar sabret işte gelince hemen anlatacağım. Tamam tamam merak etme. Tamam hadi ben işe dönüyorum hoşça kal. Demir baksana. Efendim patron. Siz söylemediniz ufaklığa daha. Ha yok ben kendim söylemek istiyorum da akşam gidince söyleyeceğim. Ya oğlum sen manyak mısın ya? Anlamadım. Ya böyle güzel haber söylenmez mi? Şimdi git evine sarıl kızına. Gülsün garibime yüzüyor. Sağ ol patron ama yani zaten yarın hastaneye gideceğim. Şimdi bir de bugün erken çıkmayayım işten. Oğlum sen beni deli mi edeceksin? Hadi git evine. İnsanlık öldü mü ya? Ben anlamadım sen beni azarlıyor musun patron? Evet. Sensiz batmaz burası. Senle ne verdi idare ediyorduk burayı. Hadi git. Ama. Hala ama diyor. Ya benim yeğenim gelir. Bakar senin yeğenine. Hem ona da haçlık lazım. Ama patron. Hala ama patron diyor. Bak kovacağım ha. Hadi git. Benden de selam söyle. Geçmiş olsun de. Senin gibi güzel insanlar kaldı mı ya? Kalmadı. Ben son numarayım. Hadi git. Tamam. Hadi. Tamam patron. Çok sağ ol. Görüşürüz. Ben kaçıyorum o zaman. Sağ ol patron. Ay. Unuttum. Koydum buraya. Ya ne oluyor böyle? Konuşmuyorsun da. Ben sana bir şey diyeceğim ama. Ama ne? Ama yani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya ne oluyor? Zaten birkaç gündür ortalıkta yoksun şimdi de böyle tuhaf tuhaf konuşmalar falan. Yani. Of. Sevgi biz ayrılalım ya. Ne? Yani ben yapamıyorum. Ama sen ağlama tamam mı? Üzülme yani benim gibi bir adama değmez. Vallahi değmez. Yani sorun zaten sende değil. Sorun sende değil sorun bende. Vallahi bende yani ben sana layık birisi değilim. Sen çok daha iyilerine layıksın. Gerçekten bak yani benle geçirdiğin zamana yazık yani anladın mı Sevgi? Allah belamı versin bak ağlama ne olur. Sevgi üzülme. Sevgi. Sevgi ne olursun bak Ya sorun onda değil sorun bende. Yani onun bir suçu yok gerçekten de. Ben ne diyorum ya? Kardeşime sağ verir misin? Yuh. 12 lira ne be? 2K 12 lira olur mu ya? Ha? Al peki. İyi günler. Cüneyt'i 5 topladığım sonu 7. 79 cevap. Aferin sana. İşte bu kadar. Çok kolaymış bu. Kolay değil. Sen akıllısın. Ben senin yaşındayken bunları çözene kadar annem deliriyordu. Alo Sevgi'cim. Canlı. Sevgi ne oldu? Candan Uğur. Ne olmuş Uğur'a Sevgi söylesene. Benden ayrıldı. Resmen terk etti beni. Ne? Ciddi misin sen? Evet. Öyle oturuyorduk kafede sonra birden. Ayrılalım dedi. Hay Allah'ım ya. Neredesin sen şimdi? Çıktım işte yürüyorum. Anladım. O zaman bize gelsene. Biz de konuşalım. Hadi, hadi sevgicim bize gel. Ay yok Öykü görmesin beni böyle morali bozsun. Ha şimdi Demir geldi. Sen istiyorsan bir yere otur. Bana konum at ben hemen geleyim senin yanına. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Ha,
Ben geldim. Hoş geldin baba. Hoş geldin Demir. Hoş bulduk. Benim bir çıkmam lazım ya. Bir şey mi oldu? Bir gelsene. Hı. Sevgi. Uğur ayrılmış Sevgi'den. Ya kız çok kötüydü. Telefonda ağlıyordu. Allah Allah. Niye öyle bir şey yapmış ki? Vallahi ben de anlamadım. Ama şimdi gidip bir konuşayım yanına. Morali çok bozuk. Tamam. Tamam. Sen git konuş. Ben de Öykü'yle baş başa kalmış olurum. Konuşacağım ya. Tamam. Kuzum hemen geleceğim ben. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Oturabilir miyim? Yardım lazım mı? Yok. Biz Canan ablamın hepsini hallettik. Sabah sana bir şey bırakmıştım. Okudun mu? Ne bırakmıştın? Bir mektup bırakmıştım. Yastığın üstüne görmedin mi? Yok. E yere mi düştü acaba? Baba şaka yaptım. Tabii ki de okudum ben gördüm. Sen babayı kandırıyor musun? Hep sen mi beni kandıracaksın? Of, vurdu gol oldu. Hadi konuşmaya başlayabiliriz. Dinliyorum seni. Nasıl yani, öyle direkten hemen konuya mı girelim? Evet. Tamam. Oturumu açıyorum o zaman. Açınız oturumu. Kızım. Ben özür dilerim sana. Yani hastalıkla ilgili her şeyi anlatmalıydım sana. Kıyamadım. Yani sanki sana söylersem seni daha çok korurum diye düşündüm. Aslında sana söylemeyince sanki öyle saçma bir şekilde hastalığı da yok sayıyormuşum gibi de düşündüm. Haklısın. Hep haklıydın. Bundan sonra aklı başında bir adam olacağım ve sana her şeyi söyleyeceğim ve senden hiçbir şey saklamayacağım. Baba. Hı. Ben iki hasta olmuşum biliyorsun değil mi? O ne demek Öykü? Eğer ben hasta olmasaydım, teyzem beni terk etmeseydi, ben o koca valizimi alıp senin yanına gelemeyecektim, sana kavuşamayacaktım. O zaman hastalığın görevi bitti. Biz kavuştuğumuza göre iyileşeceğiz artık. İyileşeceğiz. İyileşeceğiz. Sen çok akıllı, zeki bir savaşçı prensessin çünkü. Savaşçı prenses mi? Bak. Sevdin mi? Artık demir adam ve savaşçı prenses var. Sevdim. Yani sarayda oturup prens beklemektense savaşmayı tercih ederim. Bence de. Zaten ne prensi bekliyorsun? Hangi prensi? Kim prensi yani? Kralın var senin yanında. Baba. Peki bana ne olacak? Yani insan amca ne dedi?
kızımı ilk nakli olacağız. Korkma, korkma. Korkulacak bir şey yok. İhsan abin, doktor amcan hiç acıtmayacak, hiç anlamayacaksın bile. Hiç merak etme kızım. Peki bu nasıl olacak baba? Şimdi yarın ben bir İhsan abinle konuşmaya gideceğim. Şu an böyle kafanı karıştırmak istemiyorum kızım. Ben bir konuşayım onunla. Bir bakayım ne yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz falan. Sonra gelir sana anlatırım, tamam mı güzel kızım? Tamam. Savaşçı prenses ve demir adam. Savaşçı prenses ve demir adam. Canım babam benim. İşte sonra da ailelerine layıksın dedi. Sevgi, onu anladım da bu adam niye böyle oldu ki? Bilmiyorum Candan, hani ben onun sevgili sevgiciydim. Hiç anlamadım, hiç. Candan, bu arada Demir'le de konuşmuyorlar galiba. Aa. Yani bu donör meselesini benden öğrendi işte. Demek ki Demir bir şey söylememiş. Ben bir Müfide teyzeyi arayıp sorsam mı bir şey mi oldu diye? Ay yok canım, kadını da telaşlandırmayalım şimdi, arama. Sorun sende değil, bende dedi ya. Sorun sende değil, bende ne ya? Ben daha iyilerine layıkmış. Laflara bak Candan ya. Sen ol o zaman daha iyisi. Sana layık olayım. Öyle değil mi ya? Ha, ben bu erkekleri gerçekten anlamıyorum Sevgi. Ben de. Hem de hiç. Ben de Demir'e kendimi en yakın zamanda bir eve bakacağımı söyledim. Ne dedi? Sen bilirsin dedi. Yok artık ya. İnanamıyorum. İnan. Yazık. Gerçekten yazık. Verdiğimiz emeklere yazık. Sence de. Biz bunlara ne yaptık Candan ya? Bu Demir'le Uğur ne istiyorlar? Resmen bizi hayatlarından çıkarmak için gün sayıyorlarmış ya. Sevgi, ya biz galiba kendi kendimize gelin güvey olduk. Yok ama erkeklere güven olmazmış. Bunu çok iyi öğrettiler bize. Vallahi bravo. Hayır, ben bir de babama bunu savundum. Adam haklıymış. Sahtekar oldu. Ya. Hani nerede o güzel laflar? Hani ben dünyaydım, o aydı. Hani ben onun sevgili sevgisiydim. Eyvallah, sağ olasın. Şeytanın bol olsun Cemal. Sağ olasın Ahmet. Gerçi ihtiyacın yok ama. Hayırdır? Yediğin dayak yetmedi, gittin üzerine yürek mi yedin sen? Sana bir şey söylenmiyor be Cemal. İspiyoncularla işim olmaz. Ne ispiyonu Ahmet? Yok bir şey. Cemal işte takılıyor. Değil mi Cemal? Ha, öyle. Takılıyorum Ahmet. Neyse beyler, buranın havası bozuldu. Hadi ben kaçtım. Hayda, oyun ne olacak? Oynarız sonra kardeş. Ya yarın sabah önemli bir işim var, erken kalkacağım. Hadi görüşürüz. Eyvallah Cemal, görüşürüz. Don Ahmet, ne diyor bu Cemal? Sen harbiden dayak mı yedin? Konuşuyor işte. Ama ben onu konuşturacağım. Neyi konuşturacaksın lan? Dayağı yemişsin işte. Lan oğlum, adam bayağı madar etmiş lan seni. Şize bak lan. Otur lan, otur, bir şey demedik. Gel lan, gel gitme. Kızım,
Nasıl? Yazın beraber tatile gidelim mi seninle baş başa? Tatile mi? Hı hı. Yani senin okullar bittikten sonra. Ama sen çalışıyorsun. Tamam yani 3 ay demedim. 2 gün falan işte hafta sonları. Yakın bir yere. Olur. Neden olmasın ki? Böyle beraber kamp kurarız. Sonra gece yıldızları izleriz kafa kafaya verip. Sabah kalktığımızda denizde elimizi yüzümüzü yıkarız. Sonra bütün gün yüzeriz. Ne oldu? Ama ben yüzmeyi bilmiyorum ki. Nasıl? Ama biz teyzenle hiç tatile gitmedik ki. Hiç denize de girmedik. Hiç yüzme de bilmiyorum. Ciddi misin? Ciddiyim. Süper bir şey bu. Nasıl süper? Süper bir şey. Yani çünkü ben... Yani kızıma ilk kez beraber yüzeceğiz. Ben sana öğreteceğim yüzmeyi. Bu çok güzel. Doğru. Evet. Sen varken ben hiçbir şeyden korkmuyorum ki babacığım. Korkmazsın tabii. Neden korkacaksın? Ben seni böyle güzelce tutacağım. Böyle yüzmeyi öğreteceğim. Önce bunu çırptayacağım. Sonra ayaklarını çırptayacağım. Sonra bırakacağım seni suyun üzerine. Yüzeceksin öyle. Bir an önce gitmekte olmak istiyorum. Olacaksın kızım. Her şey yoluna gidiyor. Sen hiç merak etme, tamam mı? Tamam. Çok güzel olacak her şey. O zaman bu ilik nakli bir an önce gelsin diye uyumamız lazım bizim. Yavaş yavaş şöyle kayalım. Hadi kay. Kay bakalım. Kay bak, gel buraya. Gel bakayım. Baba bir dakika. Pelin nerede? Burada. Tamam. Gelin bakayım ikiniz de buraya. Gözler kapanıyor. Hop. Ha Sevgi. Vardın mı eve? Ya ne olur ağlama artık. Ben de girdim şimdi eve. Hadi sen yat güzel güzel uyu şimdi, tamam mı? Ben yarın yine ararım seni. Hadi çok öpüyorum. Nasıl Sevgi? İyi değil. Çok üzgün. Anlatsana bir. Ya o kadar saçma ki. İşte her zamanki gibi buluşmuşlar Uğur'la. Uğur da ben ayrılmak istiyorum demiş. Allah Allah. Demir sen hiç konuşmadın mı Uğur'la? Yok. Konuşmadım. Başka neler demiş? İşte sorun sen de değil ben de. Ben sana layık değilim falan gibi klişe laflar. Kız da tabii üzülmüş. Beklemiyormuş ki böyle bir ayrılık. Seviyor çünkü. Bir de anlamamış ki. Yani bir şey yaptıysam, düzeltebileceksem, bir hatam oldu da düzeltebileceksem, düzelteyim diyor. Birbirini seven iki insan bu kadar kolay ayrılmamalı. Sence de öyle değil mi? Uğur'un bir bildiği vardır elbet. İnsanlar birbirlerinden boş boşuna ayrılmazlar çünkü. Ben odadan eşyalarımı alayım. Yine salonda mı yatacaksın?
prensesim neredeler görüyor musunuz? Buradayım. Göremedim. Öbür tarafa lütfen. Öbür tarafa gidiyoruz o zaman. Gördüm ben. Geliyorlar. Geliyorlar işte oradalar. Gelsinler de görsünler günlerini. Çok kalabalıklar ama prensesim. Ne olacak? Biz savaşçı prenses ve demir adam olarak onları mahveder, ezer geçeriz. Evet, ezer geçeriz. Onları ezer geçeriz. Sevgili kahramanlarım, oyununuzu bölmek istemem ama kahvaltımız hazır. Tamam prensesim. Kahvaltıyı benim. Evet, düştü biraz. Yıktık buraları. Hadi o zaman buyurun prensesim. Siz alın buyurun. Evet, otur. Evet, geçin. Evet. Esam. Ben hastaneye gideceğim kızım. Demir gitmeden bir şeyler yeseydin. Yok yemem yani o kadar heyecanlıyım ki donörle buluşacağım bugün. Ben de onu görebilir miyim? Görürsün tabii ben bir tanışayım sonra sen görürsün. Ben ona resim yapacağım. Yani teşekkür Adila. Çok güzel bir fikir tatlım benim. Bence de çok güzel fikir. Hadi ben kaçıyorum. Baba. Ne? Baba. Ha. Fokus fokus. Tava yok olsun. Hop yok oldu. Sağ olun prensesim ben gidiyorum. Acaba da gidiyorum. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Hadi bakalım başla prenses. Bey hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Ne yapıyoruz şimdi? Donör ne zaman geliyor? Tanışıyoruz. Sonra ne yapacağız mesela? Bir soluklanın, oturun. Tamam. Ya, kusura bakmayın. Sabah sabah ettim de. Estağfurullah. Ya, heyecanlıyım. Evet. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. İnanın. Biraz bekleyelim. Beyefendi de gelir birazdan. Beyefendi? Erkek yani. Evet. Erkek. İsmi ne? Ben tanıştıracağım sizi. Şimdi kendisi yokken bilgi vermem yanlış olur. Tamam. Bir şey içer misiniz? Tamam. Yok. Sağ olun. Tamam. Lan sen. Senin canını okuyorum Cemal. Ahmet. Ahmet beni sal. Benim gitmem lazım. Acil bir işim var. Beni sal. Acele yok Cemal. Acele yok. Sabırlı olacak. Ben daha hıncımı almadım ki senden. Benim keyfim ne zaman isterse o zaman gidersin böyle. Uzatma. Uzatma da ödeşelim o zaman. Vuracağım mı döveceğim ne yapacaksan yap. Hadi. Hadi lan. Yok. Senin burnun daha sürtmemiş. Öyle zorla adam kaldırıp konuşturmak neymiş anlayana kadar buradasın Cemal Efendi. O kadar zahmete girdik seni buraya getirmek için. Öyle hemen bırakmak olmaz. Ahmet. Beni sal. Acil bir işim var. Onu halledeyim. 2-3 gün sonra nereye istiyorsan oraya gelirim. Söz veriyorum sana. Ödeşiriz. Yok ya. Vallahi. Harbiden gelir misin lan? Lan biz burada oyun mu oynuyoruz? Bana bulaşmayacaktın Cemal. Bana bulaşmayacaktın oğlum. Kendin kaşındın. Ben sana bulaşmadım ki. Her şey o senin dangalak kardeşin yüzünden oldu. Doğru konuş lan. Doğru konuşuyorum lan zaten. Kardeşin adam gibi gittim. Bana her şeyi anlatsaydı bunlar olmayacaktı. Ama yok. Çakal ya. Uğurlu arkamdan işbirliği yaptı. Cemal şansını fazla zorlama. Kes sesini. Ne yapacaksın bana? Ha, ne yapacaksın? Bana yaptın, aynı yapacağım Cemal. Eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. İnsan içine çıkamayacak hale getireceğim seni. Ama yavaş yavaş. Keyfini çıkara çıkara. Şimdi sen takıl, ben gelirim gel.
Ahmet. Aklın varsa öldür lan beni. Ahmet! İhsan Bey nerede kaldı beyefendi? Yani son aradığımda çıkmak üzereyim demişti ama şimdi trafik desem. Peki bir kez daha arayabilir miyiz? Tabii tabii. Ama geleceğini söyledi değil mi? Yani konuştunuz siz. Biraz daha sabredelim. Biraz bekleyelim gelir. Tabii. Mert, sen biliyor musun bana uygun ilik bulundu? Gerçekten mi? Gerçekten. Ya Öykü biliyor musun her şey çok güzel olacak ya. Evet Mertcan çok güzel olacak her şey. Birkaç gün sonra da ameliyat olacağım. Teneffüsmeden kantine gidelim mi? Yok. Sen git, ben gelmeyeceğim. Bir şey ister misin? Yok, sağ ol. Korkuyor musun? Efendim? Korkuyor musun diyorum. Neyden korkuyorsun? Ameliyat olacakmışsın ya. Ha, yok yani şey... Aslında korkmuyor. Aslında ben hiç ameliyat olmadım ki. Ben oldum. Bademciklerimi almışlardı. Ama hiçbir şey olmuyor. Yani uyuyup uyanıyorsun, o kadar. Gerçekten. Hı hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey değil. İleride hadi gelmiyor musun? Geliyorum. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. İhsan Bey adam yok ortada. Yani arıyorum ama hala kapalı telefonu. İhsan Bey siz bana ismini verseniz ben gidip bulup getirsem olur mu? Yok Teğme Bey öyle bir şey yapamam. Bakın belki yarın... Yok yarın olmaz. Siz kendiniz dediniz ya çok fazla vaktimiz yok diye. Bakın ben kızıma ilk nakli olacağını söyledim. Yani bugün buraya niçin geldiğimi de söyledim. Hatta bilgi vereceğim ona dönünce. Yani siz bana ismini verin ben o adamı bulup getireyim. Demir Bey. Donör eğer vazgeçtiyse yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Var. Gerekirse ben canımı veririm. Gider o adamı ikna ederim. Yalvarırım ayaklarına kapanırım. Ama siz bana ismini verin ne olur. Yani böyle bir şey yapamam. Doğru olmaz. İhsan Bey, lütfen. Öykü için. Yani... Böyle bir şey yapmam hiç doğru değil. Yani lütfen siz de ısrar etmeyin. Yani... Hiç etki olmaz bu. Kusura bakmayın ben yukarıda bir hastama bakmak zorundayım. Sizi biraz yalnız bırakacağım. İçer misiniz? Yok, sağ ol. Peki. Cemal'i gördün mü? Hayır, niye? Donör oymuş. Ne? Öykü'ye iyiliği o verecek. Sen nereden öğrendin bunu? İşte İhsan Bey'in dosyalarını karıştırdım, oradan gördüm. Bizzat da benimle görüşmek istemiş ama gelmedi. Bilerek gelmedi kesin. Nasıl bir oyun oynuyorsa artık benimle. Tamam Demir, bir sakin ol. Nasıl sakin ol? Nasıl bakıyorum ben? Dur, bekle, ben de geliyorum senle. Bekle. Cemal! Aç şunu Cemal! Açmıyor telefonu. Beni delirtmek için yapıyor. Cemal aç şunu! Demir dur. Kendi gelir bence yoksa niye kan versin? Bu hastası çünkü. Benimle oyun oynuyor.
O yüzden gelmedi hastaneye, sırf onu arayayım diye. Candan sen öyküyü almaya git. Haber alırsan da bana haber ver Cemal'den. Tamam tamam, ararım ben seni. Cemal nerede? Bilmem ki Demir. Görmedim kaç gündür. Demir, ne oldu? Defol git. Uğraşamam seninle. Abi benim Cemal'e ulaşmam lazım. Dediğim gibi Demir, en son iki gün önce buradaydı. Uğrarsa hemen haber vereyim size. Tamam, tamam. Demir, tamam. Bir dakika oğlum. Baksana bana. Demir. Şişt. Ya Demir. Oğlum ne oluyorsun? Ya Uğur bir çek git. Ya oğlum söylesene, niye arıyorsun Cemal'i? Bir söyle ya, Allah Allah. Öyküye iyilik verecek donör Cemal'miş. Nasıl ya? Öyle işte. Ama ortalarda yok. Bilerek yapıyor. Bir dakika, bir dakika. Şimdi Cemal kendi isteğiyle test yaptırdı. Sonra da kayıp mı oldu yani? Aynen öyle. Nereye gider oğlum bu herif? Bilsem ben de oraya giderim. Tamam tamam. Gel beraber arayalım. Yardımına ihtiyacım yok benim. Ya Demir, bana bak. Ya oğlum gözünü seveyim. Bak şimdi sırası değil. Şu herifi bulalım. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. İstiyorsan öldür beni ya. Ama şimdi değil. Gel beraber bakalım kardeşim mekanına. Bana kardeşim deme. Tamam kardeşim. Ya ne tamam. Ağzı alışkanlığı işte, tamam. Kuzum. Ver bakalım çantaları. Ne haber? İyi. Babamla konuşabildin mi? Babanla mı? Niye? Hani İhsan amcamın oraya gidecekti ya. Bana ilik verenle tanışacaktı. Evet evet, konuştum. Ne dedi? Merak edecek bir şey yokmuş. Her şey yolundaymış. Akşam gelince seninle konuşacakmış baban. Tamam. Ha Canan abla. Şu bak ne yaptım ben. Bana ilk verecek o güzel kalpli amca için yaptım. Nasıl olmuş? Küçüğüm, bu çok güzel olmuş ama erkek olduğunu nereden biliyorsun? Bilmem. İçim öyle doğdu. Allah senin belanı versin be. Abi. Lan sen benim başına bela mısın? Lan sen benim düşmanım mısın oğlum? Abi gözünü seveyim, vurma. Lan sen ne gerçek adamsın lan? Abi ne yaptım ben ya? Lan gerizekalı. Yıllar önce kapanmış bir piş mevzu sen ne diye uzatıyorsun ha? Hangi mevzu abi, bir şey anlamıyorum. Faik. Gerizekalı Faik. Üç kurs kadınları peşime takıyorsun lan benim. Abi kimi? Adama hasretme Faik. Gidip çabuk etmişsin her şeyi. Adam beni mekandan kaldırdı lan. Döve döve konuşturdu. Abi biz de onu alırız, sen merak etme. Ne alıyorsun lan? Alırsın. Ben aldım çoktan. Tamam işte abi, almışsın cezasını, kesmişsin adamın. Konu kapanmış. Bir de yok yere beni eskitiyorsun burada. Faik, sen hakikaten aptalsın bu oğlum. Nereye kapandı lan konu? Oğlum adam ben öldürmedim mi? Bu konuyu bir aşağı çıkarsa kabak benim başıma patlar lan. Sen hiç düşünmedin mi bunu oğlum? Abi. Faik, git. Kardeş katledeceksin beni. Yürü git.
Gel lan buraya. Gelsene oğlum. Ne silahı? Ne silahı ne? Tut şunu. Tutsana lan şunu. Anam lan kardeşim gelsene. Abi şimdi polis gelecek. Çıkarma artık. Bana bak lan. Sette senin parmak izin var. Eğer bu geceyi birine polisi ötersen sen yanarsın. Anladın mı lan beni? Anladım abi. Şimdi mi? Ne yapacağız şimdi sen de Cemal? Demir'in babasını sen öldürdün. Faik'te konuşurken duydum. Sakın yalan söylemeye kalkışma. Kapat lan çeneni. Ahmet. Ahmet buradan bir kurtulayım senin hayatını karartacağım. Hazır ol. Sus lan sus. İstediğin kadar vur lan. Bitireceğim oğlum seni. Bitireceğim lan seni. Birazcık kafan çalışıyorsa, birazcık beynin varsa beni buradan sağ çıkarma Ahmet. Çok yazık oldu be Cemal. Başka şansım kalmadı. Yok işte, hiçbir yerde yok. Herif kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor ben. Kardeşim iyi misin? Değilim. Tamam oğlum az sabır ya. Bulacağız Cemal'i. Vallahi bulacağız ya. Ya nereden bulacağız? Buhar olup uçtu sanki. Bir şey diyeceğim. Gel. Gel gidip evine bakalım hadi. Ya baktım ben. Yok ev işte. Ya oğlum tamam gel bir daha bakalım. Ne kaybederiz ya? Belki gelmiştir herif. Ha? İyi yürü. Hadi. Cemal! Cemal! Yok işte evde. Ya tamam oğlum bir sakin ol ya. Yani adam uyumuştur, sızmıştır, kalmıştır. Cemal bu. Sağ solu belli olur mu? Sen bir dur. Dur bir dakika. Burada.
hoş geldin. Hoş bulduk. Ya biz Ahmet'e baktık da. Hangi Ahmet abi? Tırnak Ahmet. Ha. Ya abi buralara uğramaz ya. Yani pek gelmez o buralara. Peki nerede olduğunu biliyor musun sen? Vallahi bilmiyorum abi. Kardeşim bak gözünü seveyim söyle. Yani acil bir şey konuşmamız gerekiyor Ahmet'le. Vallahi abi size niye yalan söyleyeyim? Ben yani pek gelmez Ahmet buralara. Ama onu bilse uğra abi. Kardeşi Faik bilir. Aynen Faik. Yani Faik'i aradım da telefonu kapalı ulaşamadım ona. Ulan ben senin gibi abim. Üç kuruşluk adamlar için bana yaptığın muameleye bak. Ya o da aslında buraya uğruyor her gün ama kayıplardı o da bugün ha. Ha Faik işte. Aha lan Faik. Gel buraya. Niye kaçıyorsun lan bizden ha? Demir sakin kardeşim sakin. İlk önce bir konuşalım laftan anlamazsa tamam mı? Abi ne yaptım ben size ya? Ona abini. Gel lan sen. Niye kardeşim sen böyle? Gel buraya. Gel. Gel lan buraya. Geç lan şöyle. Nerede lan Cemal? Ha? Abi yemin ederim bilmiyorum. Oğlum yalan söyleme lan. Vallahi yalan söylemiyorum. Oğlum abim mi kaçırdı Cemal'i söylesene. Bilmiyorum ki abi biz de ne zamandır görüşmüyoruz abimle. Ulan ben şimdi seni de... Demir sakin Demir. Lan bırak. Demir bırak gözümün içine baka baka yalan söyle. Oğlum nerede lan? Oğlum tamam lan bir dakika dur. Söyleyecek Faik. Söyleyecek oğlum. Söyleyeceksin değil mi oğlum? Abinin nerede olduğunu söyleyeceksin değil mi bize ha? Yeter lan. Ne biçim adamsınız lan siz? Kardeşim ayağına döndürmediğiniz dolap kalmamış birbirinize. Bir bana söküyor artistliğiniz. Abim kaldırdı lan Cemal'i. Ne olacak? Beni mi öldüreceksiniz? Söyle lan Cemal nerede? Söyle! Abimi satacağım lan size. Söylemiyor. Ulan benim kızım sizin yüzünüzden ölecek. Konuş lan. Lan konuş. Demir dur gözünü seveyim öldüreceksin. Dur bırak! Konuş! Eğer belli edersen şuracıkta öldürürüm seni. Alo. Neredesin lan sen? Kahvedeyim abi. Lan oğlum biz buranın en derdindeysen ne yapıyorsun ya orada? Neyse. Attı gel hemen tamirhaneye. İşimiz var sende. Adam gömeceğiz. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum sen? Ne yaptı lan abin Cemal'e? Ha? Abi vallahi bilmiyorum. Ben oradayken yaşıyordu Cemal. Oğlum söylesene lan tamirhane nerede? Lan konuşsana oğlum nerede tamirhane? Abi söylemezsem siz döversiniz. Söylersem abim öldürür. Eğer tamirhanenin yerini söylemezsem... ...olsun ki seni öldürür buraya gömerim. Sonla. Candan abla. Efendim tatlım. Ya babam hala neden gelmedi? Onu çok merak ettim. Öykücüm anlatmıştım ya sana baban geç gelecek işi varmış. Kafede yardım istemiş patron. Oraya gitmiş. Ya ben onu çok merak ettim. Acaba bir arasak mı? Valla tatlım çalışıyorsa duymayabilir ama. Ya yok duyar benim babam. Peki. Kaç kişi var içeride? Cemal'e bir şey yapmamıştır değil mi bu şerefsiz? Bilmiyorum ki Demir. Alo, Candan. Öykü'ye bir şey mi oldu? İyiyim babacığım. Güzel kızım sen miydin? Evet baba. Baba sen ne zaman geleceksin?
Ben seni çok özledim. Hem patron ne zaman izin verecek sana çıkmana? Bir de bana İhsan amcanın ne dediğini anlatacaktın. Kızım ben biraz geç geleceğim. İşlerim var Patron bir mobilya falan getirdikmiş işte dükkana. Kuramadık onu, müşteri varken de şimdi kurmaya başlıyoruz. Ya muhtemelen sana yetişemem, sen yatmış olursun. Ama söz sabah kalkacağım, güzelce öpeceğim kızımı. Kahvaltıda İhsan amcanın ne dediğini anlatacağım, tamam mı? Tamam baba. Tamam, Candan ablanı üzme kızım. Tamam babacığım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım kızım. Kardeşim ne olmuş? Önemli bir şey yok değil mi? Yok bir şey. Hadi bir an önce ne yapıyorsak yapalım. Allah'ım sen yardım et. Cem öyle bir şey yapmamış olsunlar. Canan abla, ben ne zaman ameliyat olacağım? Birkaç gün içinde. Tamam da hangi gün? Yani şöyle, bizi hastaneden arayacaklar. Gün ve saat söyleyecekler. Biz de ona göre hazırlanıp gideceğiz. Uyutacaklar mı beni peki? Küçüğüm. Sen merak etme. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden bir tanesinde ameliyat olacaksın. Gözünü bir kapatıp açacaksın. Bitmiş. Günden güne daha iyi olacaksın. Kendini daha iyi hissedeceksin. Ve bir gün bir bakacaksın, hastalık tamamen gitmiş. Tamam mı? Sen sakın korkma. Ben zaten korkmuyorum ki. Aferin sana. Hadi bakalım. Marş marş, dişler fırçalansın, yatağa yatasın. Peki. Emredersiniz komutanım. Bu Ahmet görünmüyor ortalarda. Aynen. Ağlan. Yaşıyor lan Cemal. Şükürler olsun. Tamam vur. Sen bir arkayı dolaş. Bak bakalım var mı bir giriş. Bana haber et, ondan sonra konuştuğumuz gibi yapıyoruz. Tamam. Hadi. Tamam kardeşim. Size yeniden kavuştuk ya dediler sevinçle. Önemli olan bu. Böylece her şey yoluna girdi. Don Kişot sakinleşti. Günlerini, serüvenlerini anımsayıp gülümseyerek geçirdi. Arkadaşları da ona eşlik edip birlikte gülümsediler. Sadece biz varız. Bilmiyorum. Birazdan gelirler buraya. Korkma kızım, tamam mı? Baba.
Fransız gelince beraber yüzmeye gideceğiz değil mi? Gideceğiz. Sen bir ameliyatın ol. Neler yapacağız neler sen. Demir Bey. Hüsam Bey siz niye giyinmediniz? Bu ameliyatı maalesef yapamayacağız. Niye? Öyle gerekiyor. Ben size anlatacağım. Siz hemen gelin memur. Çabuk olun. Baba. 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 Baba nereye gidiyorsun? Baba gitme ne olur baba. Ne olur gitme ya. Baba neden beni yalnız bıraktın? Baba lütfen baba. Baba lütfen geri gel baba. Ne olur geri gel. Öykücüğüm aç gözlerini. Baba. Baba. Öykücüğüm. Tamam geçti. Tamam geçti. Rüya görüyorsun. Geçti. Tamam ben buradayım. Tamam. Geçti. Canan babam nerede? Canan abla. Babam nerede? Öykücüğüm. Baban yoldaymış. Geliyormuş şimdi. Tamam mı? Sen hiç merak etme. Hadi sen şimdi güzel güzel şeyler düşün. Güzel güzel uyu. Hadi tatlım benim. Hadi. Tamam abla. Ben rüyamda ameliyata giremiyordum. Bileşemiyordum. Babam da beni terk edip gidiyordu. Baban hiç öyle bir şey yapar mı Öykücüğüm? Asla yapmaz biliyorsun bunu. Hadi tatlım sen yat uyu şimdi hiç merak etme tamam iyileşeceksin. Her şey yoluna girecek ben buradayım. Hadi ben yanındayım senin gel korkma. Gel tatlım. Gel bana sarıl. Geçti. Geçti. Geçti hepsi. Selamünaleyküm. Aleykümselam aga. Hayırdır? Ya bu nedir ya? Bende de var bundan bir tane bir türlü yürütmeyi başaramadım. Ya bir akıl danışayım bari size ha? Eyvallah. Ne oluyor lan? Vallahi çok yakışıklı olmuş. Motoru falan da yenilediniz ha? Soğuktan kalabalık. Uçuyor bu makine uçuyor. Ne diyorsun ya? Şey diyeceğim, şöyle hafifçi kulaklarımızın pas atılsa ha? Ayıp ediyorum, dinle bak şimdi. Vallahi. Vay be, kaderde seni kurtarmak da varmış. Nasıl? Aslan gibi kükrüyor vallahi. Ver, ver gazı, ver. Vay be. Eyvallah. Ama çok güzel. Ver, ver gazı, ver, ver. Parçaya bak, parçaya. Şu içine bak. Ver baba gazı, ver. Ver, bak, bak. Ninni gibi geliyor vallahi. Bağırtma lan şu arabayı. Demir. Cemal, koş şimdi adamı kaçırıyorlar. Billahi babanı ben vurmadım. Ahmet vurdu oğlum babanı. Yani kavga etme, hırsızlık yapma.
şüphesini belaya sokma. Cemal yürü, yürü. Cemal! Demir! Cemal! Bas, 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 bas! Cemal! 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 Cemal!